18. Bölüm Tüm kuvvetiyle nasıl habi küresine esen minli fırtınası sonunda koptuğunda kubbe buzdan havalanıp denize fırlamaya hazırmışçasına sallandı. Sabitleştirici çelik kablolar gerilip dev gitar telleri gibi titreşirken hüzünlü bir uğultu çıkardılar. Dışarıdaki jeneratörler tekleyince ışıklar dev salonu kör karanlığa gark etmek istercesine titreşti. NASA müdürü Lawrence Ekstrom kubbede uzun adımlarla yürüyordu. Buradan bu gece çıkıp gitmeyi diliyordu ama bunu yapamayacaktı. Bir gün daha kalıp sabah basın konferansı verecek ve göktaşının Washington'a nakledilmesi için gerekli hazırlıkları denetleyecekti. Şu anda biraz uyku kadar istediği başka bir şey yoktu. Günün beklenmedik sorunları onu fazlasıyla yıpratmıştı. Ekstrom'un aklı yine Willy Ming'e, Rachel Sexton'a, Nora Manger'a, Michael Toland'a ve Corky Merlinson'a gitmişti. Bazı NASA çalışanları bu sivillerin kayıp olduklarını fark etmeye başlamışlardı. Ekstrom kendi kendine sakin ol dedi. Her şey kontrol altında. Derin nefes alarak kendine şu anda gezegendeki herkesin NASA ve uzay heyecanı yaşadığını hatırlattı. Dünya dışı yaşam. 1947'deki Roosevelt olayından beri heyecan verici bir konu olmamıştı. Roosevelt, New Mexico'ya düşen sözde uzay gemisi bugün bile milyonlarca UFO komple teorisinin tapınağıydı. Ekstrom Pentagon'da çalıştığı yıllarda Roosevelt olayının aslında Moğol projesi denilen gizli bir askeri operasyon, Rus atom denemelerini dinlemek için tasarlanan bir casus balonun test uçuşu sırasında yaşanan kazadan başka bir şey olmadığını öğrenmişti. Test sırasında bir prototip rotasından çıkarak New Mexico çölüne düşmüştü. Ne yazık ki enkazı askerlerden önce bir sivil bulmuştu. Radikal sentezli neopren ve hafif metalleri daha önce gördüğü hiçbir şeye benzetmeyen masum çiftçi William Brazel, hemen Şerif'i aramıştı. Tuhaf enkazın hikayesi gazetelerde boy gösterince halkın ilgisi hızla artmıştı. Ordu enkazın kendilerine ait olduğunu inkar edince muhabirler soruşturmaya başlamış ve Moğol projesinin gizliliği tehlikeye girmişti. Tam casus balon meselesi ortaya çıkacakken harika bir şey oldu. Medya beklenmedik bir sonuca vardı bu fütürist hurdanın ancak dünya dışında bir kaynaktan gelebileceğine karar verdiler. Bilimsel açıdan insanlardan daha gelişmiş yaratıklardan. Ordunun bu olayı inkar etmesinin tek bir nedeni olabilirdi. Uzaylılarla temas kurulduğunu örtbas etmek için. Bu yeni hipoteze şaşırıp kalan hava kuvvetleri hediyede kusur aramayacaktı uzaylı hikayesini alıp götürdüler. Uzaylıların New Mexico'yu ziyaret ettiğinden şüphelenilmesi ulusal güvenliğe, Rusların Moğol projesini öğrenmesinden daha küçük bir tehdit oluşturuyordu. Sözde uzaylı hikayesini körüklemek isteyen istihbarat dünyası, Roosevelt olayını gizlilik içinde yayarak güvenlik sızıntıları yaratmaya başladılar uzaylılarla temas kurulduğuna dair söylentiler, saklanan uzay gemileri, hatta hükümetin uzaylı cesetlerini buz üstünde sakladığı Dayton's Wright-Patterson Hava Kuvvetleri üstündeki gizemli bir 18. hangar. Tüm dünya hikayeyi yuttu ve Roswell fırtınası dünyayı kasıp kavurdu. O günden beri bir sivil ne zaman yanlışlıkla gelişmiş bir ABD askeri uçağı fark etse, İstihbarat dünyası aynı eski komployu gündeme getiriyordu. O bir uçak değil, uzay gemisi. Ekstrom bu basit aldatmacanın bugün hala işe yaradığını görmekten hayret duyuyordu. Medya her ufa gözlemlendiği haberi yayınladığında Ekstrom gülmekten kendini alamıyordu. Büyük ihtimalle şanslı bir sivil, Uko'nun Global Hawks diye bilinen insansız keşif uçaklarından birini Gökyüzündeki başka hiçbir şeye benzemeyen uçakları, uzaktan kumandalı uzun uçakları görmüş oluyordu. Ekstron turistlerin hala ellerinde video kameralarla akşamları gökyüzünü taramak için New Mexico'ya gitmelerini acınası buluyordu. Arada sırada şans içlerinden birinin yüzüne güler ve kanıt cinsinden ufa görüntüleri kaydederdi. Gökyüzünde yanıp sönen, şimdiye dek insanoğlunun ürettiği tüm uçaklardan daha fazla hareket kabiliyetine sahip ve daha hızlı parlak ışıklar. Elbette insanların anlamadığı şey, hükümetin üretebildikleriyle insanların bildikleri arasında 12 yıllık bir fark bulunmasıydı. Bu UFO gözlemcileri aslında 51. bölgede geliştirilen, pek çoğu NASA mühendislerinin şaheseri olan gelecek nesil ABD uçaklarından birini görüyorlardı. Tabii ki istihbarat yetkilileri bu yanlış kanıyı asla düzeltmiyorlardı. ABD ordusunun asıl uçuş kapasitesini öğrenmelerindense insanların bir başka ufa gözlemi hakkında haber okumaları tercih ediliyordu ekstrom ama artık her şey değişti diye düşündü birkaç saat sonra dünya dışı yaşam efsane olmaktan çıkıp sonsuza dek doğrulanmış bir gerçek haline gelecekti arkasından koşturan bir nasa teknisyeni müdür bey gth'den acil aranıyorsunuz Ekstrom içini çekerek döndü. Bu şimdi ne olabilir ki? Haberleşme konteynerına yöneldi. Teknisyen yanında acele ediyordu. GTH'de radar başındakiler merak ediyorlar efendim. Evet. Ekstrom'un aklı hala başka yerdeydi. Nükleer denizaltı buranın açıklarında mı efendim? Bize neden bahsetmediğinize merak ediyorduk. Anlamadım. Denizaltı efendim. En azından radardaki çocuklara söyleyebilirdiniz. Sahil güvenliğini anlıyoruz ama radar ekibimizi hazırlıksız yakaladı. Ekstrom olduğu yerde durdu. Ne denizaltısı? Müdürün şaşırmasını beklemediği anlaşılan teknisyen durdu. Denizaltı operasyonumuzun bir parçası değil mi? Hayır. Nerede? Teknisyen güçlükle yutkundu. Yaklaşık üç mil açıkta radarda şans eseri yakaladık. Yüzeye sadece bir iki dakikalığına çıktı. Oldukça büyük bir görüntüydü. Nükleer denizaltı olmalı. Bize söylemeden deniz kuvvetlerinden operasyonu izlemesini istediğinizi düşündük. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Şey, efendim... O halde sanırım denizaltının hemen sahilin açıklarında bir helikopterle buluştuğunu size bildirmeliyim. Personel nakli gibi görünüyor. Aslında kim böyle bir fırtınada bu işe kalkışır diye düşünüyorduk. Ekstrom tüm kaslarının gerildiğini hissetti. Elsmair adası açıklarında benim bilgim dışında bir denizaltının ne işi var? Buluşmadan sonra helikopterin ne yöne gittiğini gördünüz mü? Tul hava kuvvetleri üstüne geri döndü. Sanırım karadan başka bir araca nakil yapacaklar efendim. Ekstrom GTH'e gidene kadar başka bir şey söylemedi. Karanlık yere girdiğinde hattaki boğuk sesin tanıdık bir tınısı vardı. Konuşurken öksüren Tench, <laughs> ''Bir sorunumuz var. Rachel Sexton'la ilgili.'' Senatör Sexton yumruklama sesini duyduğunda ne süredir boşluğa baktığının farkında değildi. Kulaklarındaki gümbürtünün alkolden değil de dairesinin kapısından geldiğini anladığında... Koltuğundan kalkıp kurvaziyer şişesini elinde bıraktı ve antreye yürüdü. Hiç ziyaretçi kabul edecek havada olmayan Sexton, ''Kim o?'' diye seslendi. Korumasının sesi Sexton'un beklenmedik misafirinin kimliğini seslendi. Sexton o anda kendine geldi. Hmm, ''Bu çok hızlı oldu.'' Sexton bu konuşmayı sabaha kadar yapmamayı umuyordu. Derin bir nefes alıp saçlarını düzelterek kapıyı açtı. Karşısındaki yüz fazlasıyla tanıdıktı. Yetmiş küsürü yaşına rağmen güçlü ve sert. Sexton onu bir otel garajındaki beyaz Ford Winstar minivan'da daha bu sabah görmüştü. Sexton. Sahi, bu sabah mıydı? Diye düşündü. O zamandan bu yana işler ne kadar da değişmişti. Siyah saçlı adam. İçeri girebilir miyim? diye sordu. Sexton kenara çekilerek Uzay Sınırları Vakfı Başkanı'na geçmesi için yol açtı. Sexton kapıyı kapatırken adam, ''Toplantı iyi geçti mi?'' diye sordu. ''İyi geçti mi?'' Sexton adam acaba fanusta mı yaşıyor diye düşündü. ''Başkan televizyona çıkana kadar her şey mükemmel gidiyordu.'' Yaşlı adam hoşnutsuz bir ifadeyle başını salladı. Evet, inanılmaz bir zafer. Davamıza büyük zarar verecek. Davamıza zarar mı verecek? İşte iyimser biri. NASA'nın bu akşamki zaferinden sonra uzay sınırları vakfı özelleştirme hedefine ulaşmadan adam çoktan ölüp de gömülürdü. Yaşlı adam. Ah, yıllarca bunun yakında kanıtlanacağını düşünüp durdu. Nasıl ve ne zaman olacağını bilmiyordum ama er geç bunu öğrenecektik. Sexton sersemlemişti. Yani şaşırmadınız mı? Sexton'un çalışma odasına doğru yürümeye başlayan adam. Evrenin matematiği başka hayat biçimlerinin var olmasına gerektiriyor. Bu keşfe şaşırmadım. Duygusal anlamda etkilendim. Manen dehşete düştüm. Siyasi açıdan rahatsız oldum. Bundan daha kötü bir zamanlama olamazdı. <laughs> Sexton adamın neden geldiğini merak etti. Onu neşelendirmek için gelmediği ortadaydı. Bildiğin gibi, USV üye şirketleri uzayın sınırlarını özel kişilere açma gayesiyle milyonlar harcadılar. Son günlerde bu paranın büyük kısmı senin kampanyana gitti. Sexton birden savunmaya geçmişti. Bu akşamki fiyasko benim kontrolümde değildi. Beyaz Saray NASA'ya saldırmam için bana yem attı. Evet, başkan oyununu iyi oynadı. Ama yine de belki her şey kaybedilmemiştir. Yaşlı adamın gözlerinde tuhaf bir umut ışıltısı vardı. Adam bunamış, diye karar verdi Sexton. Her şey kesinlikle kaybedilmişti. Şu anda televizyondaki tüm kanallar Sexton'ın kampanyasının mağlubiyetinden bahsediyordu. Çalışma odasına giren adam koltuğa oturdu ve yorgun gözlerini senatöre dikti. NASA'nın ilk başlarda VGS uydusundaki hatalı yazılımlarla yaşadığı sorunları hatırlıyor musun? Sexton lafın sonunun nereye varacağını tahmin edemiyordu. Bu şimdi neyi değiştirir? Rageous fosil içeren lanet olası bir gök taşı buldu. Eğer hatırlıyorsan uydudaki yazılım ilk başlarda doğru düzgün çalışmıyordu, dedi adam. Sen basında bundan çok bahsetmiştin. Adamın karşısına oturan Sexton, öyle de yapmam gerekiyordu. NASA'nın başka bir başarısızlığıydı. Adam başını salladı. Katılıyorum. Ama kısa süre sonra NASA yaptığı basın konferansıyla çaresini bulduklarını duyurdu. Yazılıma bir çeşit yama yapılmıştı. Sexton basın konferansını izlememişti. Ama kısa, sade ve pek de kayda değer olmadığını duymuştu. VGS proje lideri, anomali saptama yazılımındaki ufak bir hatayı NASA'nın nasıl giderip her şeyi yoluna koyduğunun saçma sapan teknik açıklamasını yapmıştı. Adam, Yaşadığı başarısızlığın ardından VGS'i ilgiyle takip edip durdum. Bir video kaseti çıkarıp Sexton'ın televizyonuna yürüdü ve bandı videoya yerleştirdi. Bu senin ilgini çekecektir. Kaset oynamaya başladı. Washington merkezdeki NASA basın odasını gösteriyordu. İyi giyimli bir adam podyuma çıkıp dinleyicileri selamladı. Podyumun altında şöyle yazıyordu. Chris Harper, bölüm müdürü kutupsal yörüngeli yoğunluk tarayıcı uydu. VGS Chris Harper uzun boylu, zarif bir adamdı ve hala köklerine bağlı bir Avrupalı Amerikalı'nın asaletiyle konuşuyordu. Bilgili ve kibar bir aksanı vardı. VGS hakkında bazı kötü haberler verirken basına kendinden emin bir tavırla hitap ediyordu. VGS uydusu yörüngede ve iyi çalışıyor olmasına rağmen Uydudaki bilgisayarlarda ufak bir aksaklık yaşıyoruz. Sorumluluğunu üstüme aldığım ufak bir programlama hatası. FIR filtresinin hatalı bir dizeni var. Bu da VGS'in anomali saptama yazılımının düzgün çalışmadığı anlamına geliyor. Düzeltmeye çalışıyoruz. NASA'nın hayal kırıklığına alışkın olduğu anlaşılan kalabalık içini çekti. Birisi uydunun mevcut etkinliği açısından bu ne anlama geliyor? diye sordu. Harper bir profesyonel gibi cevapladı. Kendinden emin ve dürüst. İşleyen beyni olmayan mükemmel bir çift göz düşünün. Aslında VGS uydusu mükemmel görüyor ama ne gördüğü hakkında hiçbir fikri yok. VGS'in fırlatılmasının amacı kutup buzullarındaki erimiş cepleri aramak. Ama VCS'in tarayıcılardan aldığı yoğunluk verilerini tahlil edecek bilgisayar olmadan VCS ilgilenmesi gereken noktaları ayırt edemez. Bir sonraki mekik seferiyle uydudaki bilgisayar iyileştirmeleri yaptıktan sonra durumu düzeltmiş olacağız. Odada hayal kırıklığı homurtuları yükseldi. Yaşlı adam seks'ına göz attı. Kötü haberleri ne kadar hoş sunuyor, öyle değil mi? NASA'da çalışıyor. <laughs> Onların işi bu." diye mırıldandı Sexton. Bir süre boş ekran gösteren video kaseti bir başka NASA basın konferansına geçti. Yaşlı adam Sexton'a. Bu ikinci basın konferansı. Birkaç hafta önce verildi. Gece oldukça geç saatlerde. Çok az kişi gördü. Bu sefer Dr. Harper iyi haberleri sunuyor. Görüntü gelmişti. Bu kez Chris Harper endişeli ve darmadağın görünüyordu. NASA'nın VCS uydusundaki yazılım sorununu giderdiğine duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Derken sesi memnuniyetten çok uzaktı. Sorunun nasıl giderildiğini anlatırken lafı diline doluyordu. VGS'den alınan ham verilerin yönlendirilerek uydudaki VGS bilgisayarı yerine yeryüzündeki bilgisayarlara göndermesiyle ilgili bir şeyler. Herkes etkilenmiş gibiydi. Kulağa olası ve heyecan verici geliyordu. Harper konuşmayı bitirdiğinde odadakiler coşkuyla alkışladılar. Dinleyicilerden biri, "Peki yakında veri almaya başlayacak mıyız?" diye sordu. Harper ter içinde başını salladı. "Birkaç haftaya kadar." Daha fazla alkış aldı. Odada bazı eller havaya kalkmıştı. Kağıtlarını toplarken hasta gibi görünen Harper, ''Şimdilik size söyleyeceklerim bu kadar. VCS yörüngede ve çalışıyor. Yakında veri almaya başlayacağız.'' Adeta sahneden koşarak ayrıldı. Sexton yüzüne buruşturdu. Bunun tuhaf olduğunu itiraf etmek zorundaydı. Chris Harper kötü haberi verirken neden o kadar kendinden emin, iyi haberi verirken de o denli huzursuzdu? Tam tersi olmalıydı. Sexton yazılımın düzeltildiği haberini okumuş olsa da yayınladığı sırada bu basın konferansını seyretmemişti. O sırada bu iyileştirme haberi önemsiz bir NASA kurtuluşu gibi görünmüştü. Halkın kanısı değişmemişti. VCS iyi çalışmayan ve mükemmel sayılmayacak bir çözümle tuhaf biçimde yama yapılan başka bir NASA projesi. Yaşlı adam televizyonu kapattı. NASA o gece Doktor Harper'ın kendini iyi hissetmediğini iddia etti. Durdu. Ben Harper'ın yalan söylediğini düşünüyorum. Yalan mı? Harper'ın yazılım hakkında neden yalan söyleyebileceğine mantıklı bir açıklama getiremeyen Sexton baka kaldı. Sexton yaşadığı süre boyunca kötü bir yalancıyı tanıyacak kadar çok yalan söylemişti. Doktor Harper'ın gerçekte şüphe çekici göründüğünü itiraf etmek zorundaydı. Yaşlı adam. Belki de fark etmedin. Az önce Chris Harper'dan dinlediğin bu duyuru, NASA tarihindeki en önemli tek basın konferansıydı. Az önce anlattığı o yazılım iyileştirmesi sayesinde VGS göktaşına buldu. Sexton afallamıştı. Ve onun yalan söylediğini düşünüyorsun.'' Ama eğer Harper yalan söylediyse ve VCS yazılımı aslında çalışmıyorsa o zaman NASA göktaşını hangi cehennemden buldu? Yaşlı adam gülümsedi. Kesinlikle. ABD ordusunun uyuşturucu ticareti tutuklamaları sırasında ele geçirilen repo uçakları filosu aralarında askeri VIP'leri taşımak için kullanılan üç yenilenmiş G4'te dahil olmak üzere düzinelerce özel uçaktan oluşuyordu. Yarım saat önce bu G4'lerden biri Tool pistinden havalanıp fırtınada kendine yol açarak Kanada semalarında Washington'a doğru güneye dönmüştü. Sekiz koltuklu kabinde kendilerinden başka kimse bulunmayan Rachel Sexton, Michael Toland ve Corky Merlinson, USS Charlotte mavi tulum ve berelerinin içinde darma duman olmuş bir tür spor takımına benziyorlardı. Grumman motorların gürültüsüne rağmen Corky Merlinson arka tarafta kalmıştı. Ön taraftaki koltukta oturan Toland pencereden denize bakarken bitap görünüyordu. Onun yanında oturan Rachel, sakinleşmesine rağmen uyuyamayacağını biliyordu. Zihni gizemli göktaşı ve en önemlisi de ölü odasında Pickering'le yaptığı görüşmeyle meşguldü. Bağlantıyı sona erdirmeden önce Pickering, Rachel'a rahatsız edici iki bilgi daha vermişti. Bunlardan ilki Marjorie Tench'in elinde Rachel'ın Beyaz Saray çalışanlarına verdiği kişisel ifadenin bir video kaydı bulunmasıydı. Tench, Rachel Göktaş'ı verileri hakkındaki görüşlerini değiştirmeye kalkışırsa bu kaydı delil olarak kullanmakla tehdit ediyordu. Bu haber özellikle kaygı vericiydi çünkü Rachel, Zack e çalışanlara yaptığı bilgilendirmenin sadece Beyaz Saray içinde kullanılması hususunda üstüne basa basa belirtmişti. Görünüşe bakılırsa Zack Herney bu talebe kulak asmıyordu. İkinci rahatsızlık verici haber babasının akşamüstü CNN'de katıldığı tartışmayla ilgiliydi. Anlaşıldığı kadarıyla Maryorten niyetini belli etmeden Rachel'ın babasını NASA karşıtı tutumunu açıkça ortaya dökmesi için ustalıkla oyuna getirmişti. Daha da önemlisi Tench ona dünya dışında yaşam izlerine asla rastlanmayacağı konusundaki şüphelerini açıklatacak şekilde kandırmıştı. Kellemi keserim. Pickering ona NASA dünya dışında yaşam bulursa babasının böyle yapacağını söylediğini anlatmıştı. Rachel, Tench'in bu lafları babasının ağzından almayı nasıl başardığını düşündü. Anlaşılan Beyaz Saray sahneyi özenle hazırlıyordu. Sexton'ın büyük devrilişine hazırladığı domino taşlarını acımasızca dizmişti. Başkan ve Marjorie Tench bir tür siyasi güreş takımı gibi ölümcül musabakayı düzenlemişlerdi. Başkan tüm asaletiyle ringin dışında kalırken, Tenç sahneye çıkacak sinsice kandırdığı senatörü başkanlık nakavtına hazırlamıştı. Başkan, Rachel'a verilerin doğruluğunu teyit edecek zamanı kazanmak için NASA'dan keşif duyurusunu ertelemelerini istediğini söylemişti. Rachel şimdi bu bekleme süresinin başka avantajları olduğunu anlıyordu. Bu süre Beyaz Saray'a senatörün kendini asacağı ipi uzatmasına imkan sağlamıştı. Rachel babasına karşı sempati duymuyordu. Ama artık Başkan Zack Herney'nin sıcak ve neşeli görüntüsünün altında vahşi bir köpek balığı yattığını anlayabiliyordu. Öldürme içgüdüsü olmadan kimse dünyanın en güçlü adamı olamazdı. Şimdi asıl soru bu köpek balığının masum bir seyirci mi yoksa aktif bir oyuncu mu olduğuydu? Rachel ayağa kalkıp bacaklarını esnetti. Uçağın koridorunda yürürken bulmacanın parçalarının birbiriyle çeliştiğini düşününce hüsrana uğradı. Düz mantığıyla tanınan Pickering, göktaşının sahte olabileceği sonucuna varmıştı. Korkuyla Tolan ise bilimsel kanıtlarla göktaşının gerçek olduğu konusunda ısrar etmişlerdi. Rachel ise sadece gördüğü kadarını biliyordu. Buzdan çıkartılan kömürleşmiş ve fosilleşmiş bir taş. Korkin'in yanından geçerken buzda çektiği işkencelerle hırpalanmış astrofizikçiye göz attı. Yanağındaki kabarıklık şimdi biraz inmişti ve dikişler iyi görünüyordu. Horlayarak uyurken disk şeklindeki göktaşı örneğini sanki güvenlik örtüsü gibi tombul elleriyle kavramıştı. Rachel uzanıp gök taşı örneğini nazikçe elinden aldı. Havaya kaldırıp bir kez daha fosilleri inceledi. Her şeyi baştan almak için kendini zorlayarak tüm varsayımları bir kenara bırak diye düşündü. Gerçekleme zincirini yeniden kur. Bu eski bir uko hilesiydi. Her şeyi unutup bir ispatlamayı yeniden kurmak sıfır başlangıcı diye bilinen bir yöntemdi parçalar birbirine uymadığında tüm veri analizcileri bu yöntemi kullanırdı. İspatlamayı yeniden oluştur. Tekrar yürümeye başladı. Bu taş, dünya dışında yaşam olduğunun kanıtı mı? Kanıtın üstüne daha fazla kesin ifadenin eklendiği kabul edilir, bilgilerden oluşan gerçekler piramidine dayandırılmış bir sonuç olduğunu biliyordu. Tüm varsayımları bir kenara bırak. Baştan başla. Elimizde ne var? Bir taş. Bir süre bunları zihninde tarttı. Bir taş. Fosilleşmiş yaratıklar içeren bir taş. Uçağın ön tarafına geri yürüyerek Michael Toland'ın yanında koltuğuna oturdu. Mike, hadi bir oyun oynayalım. Başını pencereden çeviren Toland'ın kendi düşüncelerine daldığı anlaşılıyordu. Oyun mu? Göktaş'ı örneğine ona uzattı bu fosilleşmiş taşı ilk defa gördüğünü varsayalım. Sana bunun nereden geldiğini ve nasıl bulunduğunu anlatmadım. Bana bunun ne olduğunu söylerdin. Toland kederle içini çekti. Sorman çok tuhaf. Ben de az önce düşünüyordum. Rachel'la Toland'ın yüzlerce mil altında garip görünüşlü bir uçak, boş okyanusun üstünde güneye doğru alçaktan uçuyordu. Uçaktaki delta gücü sessizdi. Daha önce de bölgelerde alel acele alınmışlardı ama asla böyle değil. İdarecileri çok öfkelenmişti. Delta bir idareciye bozuldaki beklenmedik olaylar sebebiyle ekibinin güç kullanmaktan başka seçeneğinin kalmadığını bildirmişti. Rachel Sexton'la Michael Tolent da dahil olmak üzere dört sivili öldüren bir güç. İdareci duydukları karşısında sarsılmıştı öldürmek son çare olarak yetkilendirilmiş bir eylem olsa da idarecinin planına dahil olmadığı kesindi. Suikastlerin planlandığı gibi gitmediğini öğrendikten sonra idarecinin hoşnutsuzluğu açık bir öfkeye dönüşmüştü. İdareci Takımın başarısız oldu! diye köpürürken er dişi sesi öfkesini maskeleyemiyordu. Dört hedefinizden üçü hala hayatta! Delta 1 imkansız diye düşündü. Ama biz gördük. Bir denizaltıyla bağlantı kurdular ve şimdi Washington'a doğru yol alıyorlar. Ne? İdarecinin sesi öldürecek kadar sertti. İyi dinle. Sana yeni emirler veriyorum. Ve bu sefer başarısız olmayacaksın. Senatör Sexton beklenmedik misafirini asansöre kadar geçirirken içinde küçük bir umut belirmişti. Anlaşılan o ki, USV başkanı Sexton'ı cezalandırmaya değil, onu gayretlendirmeye ve savaşın henüz bitmediğini söylemeye gelmişti. NASA zırhındaki olası bir çatlak. Tuhaf NASA basın konferansının video kaydı Sexton'ı adamın haklı olduğuna ikna etmeye yetmişti. VGS görev direktörü Chris Harper yalan söylüyordu. Ama niye? ve eğer vcs yazılımını asla düzeltmediyse nasa göktaşını nasıl buldu asansöre doğru yürürlerken yaşlı adam bazen tek bir ipi çekmekle koca bir düğüm çözülebilir belki nasa zaferini kendi içinden çökertmenin bir yolunu bulabiliriz güven sarsacak bir karalama yeter nereye kadar gideceğini kim bilir yaşlı adam yorgun gözlerini seks'e dikmişti Pes edip ölmeye niyetim yok senatör ve eminim sizin de öyle. Kararlı bir sesle konuşan Sexton. Elbette yok. Geri dönmeyecek kadar ilerledik. Adam asansöre binerken, Chris Harper VCS'yi tamir ettikleri konusunda yalan söyledi. Nedenini öğrenmek zorundayız. Sexton. Bu bilgiyi mümkün olduğunca çabuk edineceğim. Dedi. Doğru adam elimde. Güzel. Geleceğin buna bağlı. Sexton dairesine geri dönerken adımları biraz daha canlı, kafası biraz daha sakindi. NASA, VGS hakkında yalan söyledi diye düşündü. Tek sorun Sexton'ın bunu nasıl kanıtlayacağıydı. Gabriel eşi düşünmeye başlamıştı bile. Şu anda her neredeyse herhalde kendini bok gibi hissediyordu. Gabriel hiç şüphesiz basın konferansını görmüştü. Şimdi bir uçurumun kenarından kendini aşağı bırakmayı planlıyor olmalıydı. NASA'yı, Sexton'ın kampanyasının ana teması haline getirme fikri, Sexton'ın kariyerindeki en büyük hata olmuştu. ''Bana borçlu ve bunu biliyor.'' diye düşündü Sexton. Gabriel, NASA sırlarını öğrenmekteki ustalığını çoktan kanıtlamıştı. ''Bir bağlantısı var.'' diye düşündü Sexton haftalardır içeriden bilgi alıyordu. Gabriel'in ismini açıklamadığı bazı bağlantıları vardı. VGS hakkında bilgi edinebileceği bağlantılar. Ayrıca Gabriel bu akşam yeterince mahcup olmuştu. Borcunu ödemesi gerekiyordu ve Sexton yeniden kendisinin beğenisini kazanmak için Gabriel'in her şeyi yapabileceğini düşünüyordu. Sexton evinin kapısına vardığında koruması başıyla selam verdi. İyi geceler senatör. Sanırım Gabriel'in içeri girmesine izin vermekle doğru olanı yaptım. Öyle değil mi? Sizinle mutlaka konuşması gerektiğini söylemişti. Anlamadım. Bayan Eş, akşamın erken saatlerinde size verecek önemli bilgiler getirmişti. Bu yüzden içeri girmesine izin verdim. Sexton vücudunun gerildiğini hissetti. Dairesinin kapısına baktı. Bu adam neden bahsediyor böyle? Korumanın yüzünde şaşkınlık ve kaygı dolu bir ifade belirdi. Senatör, iyi misiniz? Hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Gabriel toplantı esnasında gelmişti. Sizinle konuştu öyle değil mi? Konuşmuş olması gerek. İçeride bir süre kaldı. Uzun süre baka kalan Sexton nabzının yükseldiğini hissetti. Bu moron gizli bir USB toplantısı sırasında Gabriel'e dairemden içeri mi aldı? İçeride dolaşıp sonra da tek kelime etmeden gitti mi? Sexton Gabriel'in neler duyduğunu sadece tahmin edebiliyordu. Öfkesini bastırarak korumaya zoraki bir tebessüm etti. Ha, e evet. Üzgünüm. Çok yoruldum. Biraz da içki içtim. Bayan Eş'le gerçekten konuştuk. Doğru olanı yaptın koruma rahatlamış gibiydi. Ayrılırken nereye gittiğini söyledi mi? Koruma başını iki yana salladı. Çok acelesi vardı efendim. Tamam, teşekkürler. Sexton burnundan soluyarak dairesine girdi. Verdiğim talimatlar ne kadar anlaşılmaz olabilir. Ziyaretçi yok. Eğer Gabriel herhangi bir süre içeride kalıp tek kelime etmeden gittiyse, duymaması gereken şeylere duymuş demekti. Bu gece ne gece oldu ama. Senatör Sexton her şeyin ötesinde, Gabriel eşin güvenini kaybetmeyi göze alamayacağını biliyordu. Kadınlar aldatıldıklarını hissettiklerinde kin bileyip aptalca davranırlardı. Sexton'ın onu geri getirmesi gerekiyordu. Bu gece her zamankinden fazla kendi tarafında olması lazımdı.